Hop, pulunu koymadım ya. Bozmaya gidiyorum. Kabakları çıkarttık. Biliyorsunuz hatta iki posta çıkarttık. Şimdi de ilk çıkardığımız yere bozmaya gidiyorum. Izgarayla bozacağım. Çuvalladık bir kısmını. Bir kısmı da bugün çuvallanacak. Ben de klimayı da açayım biraz. Bugün hava sıcak. Babamlar kabakları çuvallarken ben de tarlayı ızgarayla bozacağım. Asfaltta bayağı dikkat etmek gerekiyor. Tam ortaladığım zaman asfaltı, makine asfalt kadar oluyor. O yüzden birisiyle karşılaştığımda ya da birisi arkamdan geldiğinde bayağı bir sağa kaymam gerekiyor. Tarla yollarımız çok bozuk. O yüzden bu yollarda hızlı gidemiyoruz. Şimdi mesela Anna'da burada boruları koymuşlar, tabancaları. Makine geniş olduğu için çarpar. O yüzden daha da dikkat ederek gitmem gerekiyor. 2F ile gidiyorum. Hızlı olacak gibi. Bu tarlada biraz yastıklama sayısı fazla sadece tarlanın şeklinden dolayı. Önce tarlanın küçük kısmını yapayım, sonrasında uzun kısmına başlarım dedim. Bu yastıklamalardaki otların daha fazla kıyılması için de bu aralarda gidip gelirken de ızgarayı indiriyorum. Zaten en sonunda yastıklama yapacağım. Yine de bir iki kere fazladan geçsem daha iyi olur gibi. T23 cinsi kabak çekirdeği ikiliydi.
Bekara 130 kilo verdi. Bir de daha yarım yamalak sulamıştık. Yani hani böyle tabancalar tam basınçta değildi. Bir su da öyleydi. Bir tanesinde iki kurum arasında, yani bir tarlanın bir tarafını suladık. Diğer tarafına geçtiğimizde bir hafta ara girdi, bayramdı bilmem neydi falan derken. Hani öyle sulamamıza rağmen buradan güzel bir sonuç aldık. 130 kilogram Bekara kabak çekirdeği. Küçük kısmı bitirdim. Şimdi son daha çok az bir mesafe kaldı. Onu da kapatarak gidiyorum. Bu küçük kısmın yastıklamasını yapıp büyük kısma geçeceğim. Büyük kısım dediğimde buna göre bu benim şu an olduğum yer 20 tabancalık. Orası 40 tabancalık. Yani tarlanın boyu uzuyor. O yüzden oraya büyük kısım diyorum. Geriye doğru iki ızgara ağzı kadarlık bir yastıklama yapmış olacağım. İnşallah otlar kesilmiştir. Bu anlıklarda çok fazla pıtrak deriz biz. Onlardan çıkmış pıtrak cinsi ot. Yapabildiler, ne yaptılar bilmiyorum. Öğlenleyin başlayacaklar çuvallamaya ama bu sefer ikinci postada fazla kabak çıkarttık. Kendi kapasitemizin yaklaşık iki katı kadar çıkarttık. Evet. Şöyle yapalım. Başa çıkacağım. Yani uzun kısmına da başladım. Tarladaki ot durumu da bölge bölge değişiyor. Mesela tarlanın bu kısmında biraz daha fazla ot var. Diğer kısmında, bu şu an geçtiğimiz kısımda, biraz daha az. Sonuç da ona göre değişiyor tabii ki de ızgara sonrasındaki. Şurada birkaç mesela kabaklar kalmış. Bunların kalmasının sebebi otlar. Kabaklar otların altında kalıyor. Kabak kırma makinesinin de kirpi bölümünde, yani kabakları makineye alan kısmında da dişleri kabağa batmıyor. O yüzden kabaklar da tarlada kalıyor. Başa geldim. Şuradan dönelim.
nereye gidiyorsun? Şu anlığın kenarındaki otlar iyice kıyılsın diye her seferinde geri geliyorum. Pıtrakları ızgara kessin diye. Bir de köpek üzümü var. Köpek üzümü çok sıkıntılı bir ot. Tohum yaptırırsan da tarlada bir sonraki sene de çıkıyor, sonra böyle kalın sapı falan kopmuyor, kesilmiyor, ölmüyor. Son çizgiye gidiyorum. Ama bu tarafa geri geleceğim. İleride küçük bir kısmında kapatmayan kısmı var. Birazcık yamuk gitmişim. Başa çıkıp yastıklamasını yapıp geri geleceğim. Burayı da komple bitirip daha sonrasında bu tarafın yastıklaması ve buradaki işimi bitirmiş olacağım. Allah nasip ederse, bir arıza olmazsa. Buraya da iki kere yastıklama yapacağım yine. Şimdi tekrar geri gelip bir tane daha yanına çekeceğim ters yönde. Şimdi buradan kalan kısımları tamamlayıp diğer başa çıkacağım. İkinci yastıklamayı yapıyorum şimdi. Tarlanın diğer tarafındaki. Ve de hayırlısıyla tarla bitmiş oluyor. Şekerden çıkaralım. Bunu da tavşana alayım. Evet, yol modunu aldım. Artık eve gidebiliriz. Makineyi de kaldıralım. Tamamdır. Bugün buradaki işimi bitirdim. Yastıklamaları da yaptık. Tarlayı da tamamladık. Eve geldim. Hemen başa bindim. Röportu da taktık. Kaç tane ağzı bağlanmayan çuval kalmış. Onları bağlayacağım. Babamlar da hazırda olanları arabaya dolduruyorlar. Bunlar tamam. Şurada bir yerde vardı bir tane daha. Şurada var bir tane de. Onu da bağlayacağım.
da sökülecek gibi duruyor ama. Ay ne sökülmez şeymişsin ya. Çuvalları bağladıktan sonra burada kalan iki sırayı karıştırayım dedim. Biraz daha yerlensinler, kurusunlar bunlar. Bugün çuvallayabilir miyiz bilmiyorum. Daha çünkü diğer tarafta da var çuvallanacak. Bunlar da aslında bayağı kurudu ama birazcık daha var. Şöyle tam çıtlanmıyor yani. Böyle çatır çatır kuruması lazım çuvallayabilmemiz için. Buradaki karıştırma işini bitirdim. Şimdi bununla diğer tarafa gidiyorum oraya. El freni inik. O zaman gidebiliriz. Oradaki kabakları da karıştıracağım. Bunlar akşam üzerine doğru gelen kabaklar. Hani saat olarak mesela sabah ilk yaydıklarımız, çuvalladıklarımız, öğlene doğru yaptıklarımızla akşam üzeri gelenler çadırda hala. Babam bu taraftan başla dedi. En son akşamleyin bu tarafı yaymıştık. Çuvalları getir. Tamam. Arabada çuvallar var. Onları bir götüreyim babama. Bununla gezmesi aşırı keyifli. Ve şu kabak sezonunda gerçekten çok işimize yaradı. Ben de geleyim mi? Dört kişisiniz baba. Ben yerime geri dönüyorum çadırıma. Hop yine topladı. Biraz kalınlığı inceli yaydık bu kabağı. O yüzden bazı yerlerinde topluyor makine. Bu üç çadırı da çuvallayacağız. Onları hazırlıyorum. Şimdi babamlara ben de taşları alacağım. Balya ipleri yetmeyecek muhtemelen. O yüzden şimdi arabanın altından balya ipi topunu alacağım. Sonra balya ipi hazırlayacağım. Babam onu balya makinelerinde kullanılan top halinde almış. Oradan biz istediğimiz ölçüde kesip o şekilde kullanıyoruz. Allah düşürdük. Gitme gitme, nereye gidiyorsun?
Evet, hemen geri dönelim. Babamla çakı var. Çakıyla şimdi ben oturup keseceğim. Aha, dolaştı birbirine. Yaklaşık hepsi eşit olsun diye böyle böyle yapıyorum. En sonda köşelerden kesivereceğim. Evet, hepsi kesildi. Sıra bu tarafta. Hadi bakalım. Evet. İki tane ile doluyor mu Muhammed abi? Bunlar 2,5. 2,5 mu? Ha. Dur. Bir de bir şey kalmış şimdi. Böyle de hızlı olacak galiba. Böyle de hızlı olacak galiba. Aynen bu. Kova büyük olunca. Buraya gidelim de daha. Tamam. İyi. Alır değil mi onu Muhammed abi? Alır abi. Yarın alır ya. Tamam. Daha yarım çuval oldu baksana. Babamlar çuvalları rövorka yüklüyor. Şimdi ben de bunların yine taşlarını alacağım. Çuvallayabildiğimiz kadar çuvallamaya çalışacağız bu akşam. Şöyle yapayım. Belki onu çuvallamayız. Bunu bir kaldırayım önce. Daha sonra onu da kaldırırım. Hem biraz da çadırı böyle açınca toplarken daha kolay oluyor. Çuvallayabilirsek çuvallayacağız. Çuvallayamazsak da üstlerini kapayacağız. Kaybolmadan sen şunu bir al. Yürü git, şundan taşlarını al hepsini. Tamam. Buradakiler mi? Şu aradakiler kaldı. Onları alayım önce. Ötekilerini bir alacağım. Tamam. Öteyi mi halledim önce? Onlar buradaki kabakları çuvallayıp sonra da bunları kapatmaya geçecekler. Şimdi ben de öbür taraftaki çadırların taşlarını alacağım. İş paylaşımı yaptık birazcık. Şöyle kenara durayım. Evet. Daha çuvallanacak da kabak çok. Burada iki sıra var. Orada da yine üç çadır var sanırım. Siyah, sarı. Gerçi iki çadır kaldı orada. İki çadır daha var orada. Çuvallanacak. Ümit abiyle diğer abi orayı kapatıyorlar. Oranın taş almasını bitirdim. Hazırladım kapanacak şekilde. Onlar çekip sadece kapatıyorlar. Şimdi babamların yanına gidiyorum. Burada. Devrilmez değil mi Muhammed abi? Devrilenleri topla. Bugünü de
bitirdik hayırlısıyla. Bugünkü işlerimiz de bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.